29. sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda bir ailenin kan grubu soyacı gösterilmiştir. Bu soyacının numaralanmış bireylerinden hangilerinin kan grubu genotipi hakkında kesin bir yargıya varılmaz arkadaşlar. Şimdi verilenleri bize yazalım. Bize neyi vermiş? Fenotipi verilmiş arkadaşlar. Biz genotiplerini yazalım. Evet. 0 0 Zaten bu A B. Bu birey 0'ın bir tanesini annesinden bir tanesini de babasından almıştır. Bu birey A'yı babadan B'yi de annesinden almıştır. O zaman 4 numaralı bireyin evet ne yaparız 4 numaralı bireyin? Genotipini kesin yargıya vara biliriz. 4 numaralı bireyi eledik. Devam edelim arkadaşlar. Aşağıdan yukarıya doğru. Bu birey sıfırı annesinden A'yı kimden aldı? Babasından aldı. Babasının a sıfır da olabilir. Evet, AA da olabilir. Yani o zaman 3 numaralı bireyin 2 durumu var arkadaşlar. Ne olabilir? AA da olabilir veya a sıfır da olabilir. 2 ihtimal var. Kesin bir yargıya varamayız. Devam edelim şimdi yukarı doğru. Bu kız çocuğu 0'ın bir tanesini babasından aldı. Bir tanesini de 1 bir numaralı birey olan annesinden almış oldu arkadaşlar. O zaman bu birey zaten ne? 0, 0. Şu bireyden başlayalım. 0, sıfır, 0. Sıfır. Sıfırın birini babadan, birinde annesinden almış oldu. O zaman bu birey de zaten A genotipli ise A0 genotipli olduğunu söyleriz. Bir numaralı birey. Bakalım şimdi. Sıfırın bir tanesini yani sıfırı babadan, A'yı da kimden alması lazım, annesinden. O zaman bir numaralı bireyin de genotipini kesin olarak söyler miyiz arkadaşlar? Bir numaralı bireyin genotipini kesin olarak söyleriz. Gelelim iki numaralı bireye. İki numaralı birey. Evet, ne olabilir? 0-0 sıfır, sıfır olabilir. B-0 olabilir. Veya A-0 olabilir. O zaman iki ve üç numaralı bireye kesin bir şey söylememiz doğru olmaz. Yani cevabımız evet D seçeneğidir.